Selamun aleyküm. Kıymetli dinleyenler, yüzünü okuma derslerimizin ikincisini işliyoruz. Bakara suresi 6 ile 16. ayetleri okuyacağız. Beraberce başlayalım istiaze ve besmele ile birlikte. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü. Ayın boğazın ortasından çıkacak. Zel harfi peltek telaffuz edilecek. Dil ön dişlerden çıkıyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken yerler. İnne şeddeli nunları tutuyoruz arkadaşlar. Sevâ'un, burayı uzatıyoruz. Yani parmağımızın serçe parmaktan başlayarak işaret parmağına kadar her birini tek tek kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Bu süre miktarını yani yaklaşık 4 saniye boyunca uzatıyoruz burası. Metni muttasıl. Bakın bir tenvin var. Demiştik ki tenvinin olduğu yerde illaki bir kayda var. Ama burada boğaz harfleri yani ayn, ha, gayn, ha bir de hemze ile elif gelirse hemze ile ha harfi gelirse yani şuradaki h gibi tenvin ya da sakin ondan sonra herhangi bir şey yapmıyoruz. İzhar yapıyoruz. Yani açık şekilde okuyoruz. Bakın burada bir ihfa gerçekleşti. Zer derken rait kalın telaffuz ettik. Em lem. Em lem. Buradaki yine hım em lem. Buradaki mimlerin harekesini veriyoruz. Tün. Burada yine ihfa yaptık. Zir. Burada bir sefer ince okuduk. La yu'minun. Tabi tek nefeste burayı herkes okuyamayabilir. Kur'an okumaya başlayan ilk kimseler. Yani arada nefes alma gibi bir özellik olabilir. Nefesi nerede alacağız? Uygun bir yerde duracağız. Özellikle mana gözetilerek. Sonra biraz yine arkasından uygun bir kelimeden alıp bitireceğiz. Yani yarıda durup burada mesela şu durak işaretleri. Şunlar durak işaretleri. Bunun haricinde arada durup nefes almak yok. Yani arada nefes almayacağız. Yani noktayla virgül gibi düşün. Şunlar nokta, şunlar virgül gibi düşünürsek onun haricinde kelimeyi okurken arada durmayacağız ki anlam değişikliğe uğramasın. Ya da cümlenin vurguları düzgün okunsun. Başlayalım. Şuraya kadar evet şuraya kadar gelmeye çalışalım. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzertehum. Şuradan aldık. Sever'den alacağız. Sevâ'un aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Kelime sonlarını uzatıyoruz. Metni ağrısız yapıyoruz. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خ boğazın ağza yakın olan kısmından çıkıyor. Hırıltı gelecek. Bu sesi gelecek arkadaşlar. Evet, Allah lafzını burada kalın telaffuz ettik. وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bakın şu işareti gördüğümüz yerde ne dedik? Bir tecvid kuralı var. Ne olabilir? Meddi lazım. Meddi ağrı. Meddi muttasıl. Meddi munfasıl. Eğer bu harfi med olan kelimelerden sonra hemze var ve bir kelimedeyse, genelde şöyle kırık şekilde yazıyorsa, meddi muttasıl yani bitişik anlamında. Eğer dik yazılıysa, tabi bu kaide değil, bazen istisnalar olabiliyor. Dik yazılıysa genelde de meddi munfasıl gerçekleşiyor. Bakın burada dik yazıldı hemze, meddi munfasıl. Şurada da meddi muttasıl oldu. Gişeveh derken bakın burada bir ta harfi var. Bu yuvarlak ta'larda durduğumuz zaman T diye duracağız. Burayı geçerken bakın tenvin var. Dolayısıyla sonrasında bir vav gelmiş. İvam me'l-gune diyeceğiz buna. Bu tenvinin içindeki nun harfini bu vava katıyoruz. Yani burada iki tane sanki şeddeli bir vav varmış gibi. Bir de idgam yapacağız burada. Yani gunneli idgam yaparak okuyoruz. Yani şeddeli vav okuyacağız. Ve lehum azabun azim. Şurasıyla aynı. Seva'un aleyhim. Bakın. Tenvin sonra ayın geldi. Dolayısıyla izhar yaptık burayı da. Evet. Şimdi burayı da bir geçişli şekilde yapalım. Sonra dersimizi, bu ayetimizi tamamlayalım. Ve alâ ebsârihim gişâvetun ve lehum azâbun azîm. Evet. Azâbun azîm. Bakın bu da peltek harf, bu da peltek harf. Yani ikisi de senaye dediğimiz ön dişlerden, dilin ucunun ön dişlerden çıkmasıyla telaffuz ediliyor. Yalnız bunda yani bu va harfinde istila sıfatı, burada da istifale sıfatı var. Dolayısıyla bunu kalın, bunu ince yapıyoruz. Aze, avı, avı. Bakın. Aze, avı. Bunu da mesela fetha ile seslendirelim. Aze, avı. Aze, avva. E ile A arası bir ses. Metli harflerde istifale harflerini, ince harfleri. Aze, avva. Evet, anlaşıldı sanırım. Diğer ayetimize geçelim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Evet, buraya tutuyoruz arkadaşlar. Elif lam takısından sonra bir nun gelirse bu elif lamın lamı nuna katılıyor. Burada idgam şemsiye me'lunne gerçekleşti. Şeddelini tuttuk. Yine bakın yine sakin bir nun var. Dolayısıyla sonrasında eğer ya, mim, nun, vav harfinden biri varsa vav'ı gördük, mim'i gördük. Şimdi ya'yı görüyoruz. Ne yaptık? Buna katıyoruz. Yani burada şeddeli bir ya okuyacağız ve gunne sesi getireceğiz. Âmenne. Şöyle dik gördüğümüz eliflerde uzatma işareti var. Billahi lafzatullah ince. Bil-âhiri. Hiri. Ra'yine ince telaffuz ettik. Bakın sakin mimden sonra ba harfi geldi. Burada da bu mimi ba'ya katıyoruz. Hum bi mu'minin. Ve ma hum, pardon. Burada gunne yapıyoruz. Ve ma hum bi mu'minin. Yani buradaki bibi tutuyoruz. Katma yok, idgam yok. Sadece tutma var. Dudak ihfası deniliyor buna. İhfa-i şefevi. Evet, bir daha okuyalım. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bimü'minîn. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله bakın yuhadi'u nerede çekilecek bir de han telaffuzuna dikkat edeceğiz. Ve ma yahda'un bakın farklı birbirinden biri yuhadi'un ve ma yahda'un kalıpları farklı. Dolayısıyla uzatmalara dikkat ediyoruz. Evet metni munfasıl uzattık. Enfusen burada ihfa yapıyoruz. Diğer ayetimize geçelim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا bakın arkadaşlar şeddeli mimler şeddeli nunları ne yapıyor tutuyorduk. Burada ise mimler ayrı yazıldı ama şeddeliymiş gibi okuyoruz. Bakın mime uğramış oldu. İdgam isteği merhunde gerçekleşti. Yani burayı tutuyoruz bir saniye. Meradun ihfa yaptık. Bu lam elifler neydi? La takifti. Durmuyorduk buralarda. Yani dursak bile geriden tekrardan almamız gerekiyor. Fezadehumullahu merada. Tenvin. Yani eğer kelimenin sonunda tenvin varsa arkadaşlar ve önünde böyle bir elif varsa bu hemze dışında. Hemze de gelmez. Hemze gelmesine gerek yok yani. Ya böyle olur. Normalde şöyle olursa. Ya da şöyle diyelim. Elif şeklinde. Hani böyle gelirse ama genelde şu şekil kırık hemzeli gelir. Diğer harflerde de bir elif gelir. Yani sonu üst iki üstün olur. Yanında böyle bir elif olursa duracağımız zaman yani vakıf yapacağımız zaman bunu bir tane tenvini götürüyoruz. Dolayısıyla merhaba Met tabi üzerinde duruyoruz. Evet. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Tenvinden ya da sakin nundan sonra arkadaşlar şu sakin nun olsun cezimli bir de tenvin tenvin iki üstün iki esre iki ösre diyorduk. Bunlardan sonra illa bir tecvid kaidesi vardı. Lam ve ra harfi gelirse idgam bila gunne oluyor. Ya, mim, nun, vav gelirse idgam mel gunne oluyor. Ba harfi gelirse de iklap yapıyoruz. Yani bu tenvindeki bu sakin nunu ya da tenvin içindeki nunu mim harfine çeviriyoruz. Sonra bir saniye kadar tutuyoruz. Devam ediyoruz. Elimun değil. Elimun. Dudaklarımızı yapıştırıyoruz. Mim çıkacak. Elimun bime kenu. Yani burada elimun şu şekilde okuduk. Elimun bime kenu yekzibun. Bakın bu tenvinden sonra geldi. Bir yukarıda da sakin nundan sonra ba geldi. Orada dudak ihfası vardı. Burada da İklap gerçekleşmiş oldu. Evet. Şurayı geçişli okuyalım. Geçişli yaparsak ne yapacağız? Bakın temine sonra vav geldi. Dolayısıyla idgam yapacağız. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Evet. Şimdi gelelim 11. ayetimize. Burayı anlaşıldı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Pelteye dikkat ettik. Yine çekilmelere dikkat ediyoruz. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا Bakın
işaret var. Hemze farklı kelimede gelmiş. Dolayısıyla metni mufasıl dedik. Bakın şeddeli bir nun gördük. Ne yapıyoruz? Burayı okuyoruz. Şeddeli nunları tutuyoruz. Tutarak okuyoruz. Nuslihun sat harfi kalın telaffuz ettik. Ha ince. Sonra metni arızla tamamladık. Evet, gelelim bir sonraki ayetimize. La innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Evet, bakın metni mufasıl tekrardan uzattık. Şeddeli nunu tuttuk arkadaşlar. İnnehum humul mufsidune ve lakin la yeş'urun. Bakın sakin ondan sonra lam geldi. Lam ra geldiğinde ne yapıyor? İdgam bila gunne. Yani idgam var ama gunne yoktu. Dolayısıyla şeddeli bir lam varmış gibi okuyacağız. Ve lakin la yeş'urun. Bunu sildik. Oraya bir lam koyduk. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Tabii tek nefeste burası uzun olabilir. Ne var dikkat etmemiz gereken burada? Uzatmalar var arkadaşlar. Burada şeddeli bir nunumuz var. İdgam-ı şemsiye me'lunne. Bunu tuttuk. Keme amene metni mufasıl. Kalu enu'minu metni mufasıl. Yine metni mufasıl. Süfehe derken de burada metni muttasıl da bitiriyoruz. Yine mesela bir sonrasında ele innehum. Yukarıda görmüştük zaten aynı benzer ayeti. Süfehe yine burada da var. وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bakın وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Burası da benzer ayetler. Sadece burada يَعْلَمُونَ geldi. Burada يَشْعُرُونَ geldi. Yani buradaki tecvid kaidesini artık anlamış olmanız lazım. Şeddeli lam şeklinde okuyoruz. Evet. Şimdi burayı bölelim. Şuraya gelelim. Sonra buradan bir daha alalım. Ya da evet şöyle yapalım. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. كَمَا'dan alacağız. كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Evet, son ayetlerimize geçelim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Bakın şuradan tekrardan alalım. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Evet, ayetimize baktığımızda وَإِذَا peltek yaptık. Yine peltek lediğine آمَنُوا uzatmalar. قَالُوا آمَنَّ. Bakın dik yazılı için metni mufasıl dedik. آمَنَّ شَدِّلِنُونَ burada. İdam isteği mealhune olarak tuttuk. Ve met harfi üzerine duru. Emenne ve izâ peltek halev ha halev ilâ şeyâtînihim şeyâtînihim. Bu t harfini dudağın dilin ortası üst damağa doğru yapışacak arkadaşlar. Dil tamamen yukarıda. Zaten dilin ön tarafı da üst damağa doğru yapışıyor ki t harfin çıktığı yer. Şeyatinihim, şeyatinihim, o kalın şeyadinihim olmayacak. Şeyatinihim şeklinde kalın telaffuz edelim. Alu uzatıyoruz. Metni mufasılı. İnne yine idam isteği mealunda tuttuk. Ma'akum. Burada durduk. Bakın ama buradaki durak işareti ne demek? La takif. Yani biz burada durup bir nefes aldık. Bir virgül yaptık. Dolayısıyla tekrardan geriden alacağız. قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا yine tuttuk. نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مُسْتَهْزِئُونَ keskin Z. Bakın burada bir met işareti var. Yani buradaki hemzeyi uzat demek. مُسْتَهْزِئُونَ. Yani burada bir tane daha vav varmış gibi şey yapacağız. Varsayacağız ve buradaki hemzeyi uzatacağız. Evet, burada bir vav var ama bu hemzenin tahtında olan, yani hemzenin yazılması için gerekli, yani yazım kuralı imla ile alakalı bir vav. Dolayısıyla burada bir tane daha varmış gibi hükmediyoruz. Evet, son hikayetimiz. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Evet, Allahu eyle dedik, lafzatullah kalın. Yestehzi'u, müstehzi aynı kelimeler. Evet, burası fiili, burası ismi. İstehze'e yestehzi'u, yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim, tuğyanihim. Bakın, ta kalın, gayn da kalın. Tuğyanihim ya'mehun, ya'mehun. Hey, normal, boğazımızı sıkmadan göğüse bitişik olan kısmından çıkardık. Son ayetimiz. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Evet, metni muttasıl uzattık. Pelteye dikkat edelim. Terabu ra kalın burada. Dalalete bil huda, bil huda, fema rabihat ticaretuhum. Burada da bu normalde T harfinde şiddet sıfatı var. Vurgu yapmamız gerekiyordu. En azından rabihat, bu T çıkması lazım, T sesi. Burada çıkarmadan rabihat ticaretuhum. İdam isteğin yaptık burayı. Ticaretuhum ve ma kanu muhtedin diyerek ikinci sayfamızı okumuş olduk. 6 ile 16. ayetler. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.